Tamam, buradan konuşayım. Evet, herkese merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii çocuk medyası konusunda, çocuğun medyada yer alma biçimiyle ilgili TRT Çocuk'un uzun yıllardan beri yürüttüğü çalışmalara bakanlık olarak biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da bizi atlamıyorlar. Geçen sene de bu çalışmaların içinde yer aldık. Bu sene de bu şekilde bakanlığımızın bu alanda yürüttüğü çalışmaları burada sizlerle paylaşma şansı yakaladık. Tabii ilk gün benim de moderatörlüğünü yürüttüğüm sunumlarda medya içerikleri, zaman konusu çok farklı şekillerde birer fırsat ve imkan açısından ele alındı. Bu şekilde ele alınması da doğru aslında. Çünkü çok fazla tehdit edici ve korkutucu bir dil kullanmaya gerek yok. Tabii sosyolojik terimlerle konuşursak, bu Z kuşağı sonuçta farklı bir dille besleniyor, farklı araçsallıklarla büyüyor. Sosyalleşme sürecini etki eden faktörler çok başka. Dolayısıyla o kuşağı biraz daha anlamak gerekiyor. Tabii diğer taraftan da dikkatli olmak gerekiyor. Aslında durulması gereken nokta pek çok konuşmacının da bahsettiği gibi bir denge. Bir dengeyi yakalamak gerekiyor. Bunu yitirdiğimizde sorunlar başlıyor. Şimdi bakanlık olarak tabii ki bizim biraz hızlı geçeceğim. Sonuçta zamanla ilgili kısıtlarımız var. Çocuk koruma sistemi bakanlığımızın muhtesinde yürüdüğü için biz çocukla ilgili sosyal medyada, internette gelişebilecek riskleri de göz ardı edemeyiz tabii ki. Şimdi bu riskler söz konusu olduğu zaman, çocuğun karşılaştığı bu riskler söz konusu olduğu zaman bizim belli mekanizmalarla bunları yönetebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili çocuk koruma sisteminde var olan mekanizmalar neler, bakanlığımız hangi çalışmalar yürütüyor, biraz bu konularla ilgili bilgilendirici bir sunum yapmak istiyorum. Öncelikle bakanlığımızdaki yürüttüğümüz çalışmaları belli bir program ekseninde yürütmeye çalıştık. Önce koruyucu ve önleyici politikaları değerlendirmekle ilgili bir çalıştay yaptık. Çalıştayımıza da bu organizasyonun başından beri emekleri olan İsmihan Hanım da katılmıştı. Dolayısıyla burada çocukla ilgili belli kararlar öne çıktı. Bu çalıştayın sonucunda iki husus ön plana çıktı. Bunlar neydi? Az önce de bahsedildi. Sosyal medyanın doğru kullanılmasıyla ilgili bir ihtiyacın varlığı. İkincisi, çocuk kitaplarının özellikle sosyal medyaya alternatif olarak ya da çocuğu o alandan biraz daha uzaklaştırıp beslenme kaynaklarını yine kitap üzerinden sağlayıcı çalışmaların artması gerektiğiyle ilgili öne çıkan hususlardı. Yine Z kuşağı ile ilgili vurguyu görüyorsunuz. Bu çalışmalarımız da hem kitapçık olarak basıldı hem de internet sitemizden erişilebilir bu çalışmalara. Daha sonra bakanlığımız çocuk kitapları meselesini el atmış oldu. Biz de tabii ki bütün çocuklarımızın özellikle 0-6 yaş dönemindeki çocukların beslenmeleri, işte teknoloji üzerinden, ekran üzerinden içerikle temas etmelerinin yanında kitaplarla da temas etmelerinin gerekli olduğunu ve zorunlu olduğunu önemsiyoruz. Dolayısıyla özellikle erken yaşta çocuğun işte hafızasında, beyninde bir takım bağlantıları yakalaması, bazı hikayelerin, masalların bu noktadaki önemi üzerine çeşitli çalışmaların çıktılarından istifade ederek çocuk kitaplarının tekrar nasıl sağlıklı bir şekilde çocuklara ulaştırılabilir noktasında biraz kafa yormaya çalıştık. Karşılaştığımız güçlükler şunlar oldu. Sosyal medyada da takip etmişsinizdir. Çocuk kitapları alanıyla ilgili özellikle 0-6 yaşla ilgili çok fazla sayıda uygunsuz kitap var. Çünkü çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemiyor ve risk içeren unsurlar barındırıyor. Bunları zaman zaman sosyal medyada da paylaşıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ortamın olduğu bir düzlemde biz bir ekip oluşturduk bakanlığımızda. Bu arkadaşlarımız üniversitelerin ilgili bölümlerinden hocalarla da birlikte çalışarak belli kriterler oluşturdular. Ve çocuk kitaplarını önce bir kendileri okuyarak, ikili hakem okuma yöntemiyle okuyarak belli bir elemeye tabi tuttular. Bu elemeden sonra çocuğun gelişim açısından olumlu gördüğümüz kitapları, risk içermeyen kitapları da internet sitemizden yayınladık. Çocuk Hizmetleri gov.tr adresinden bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Şu ana kadar 600 civarında tarama gerçekleştirdik. 250'ye yakın kitabı sadece uygun gördüğümüzü söyleyebilirim. Bakanlığın muhtesinde olan çocuk kitapları ile ilgili olduğu için bu mekanizmadan da biraz bahsetmek istiyorum. Daha önce Başbakanlığa bağlı Küçüklerin Huzur Neşriyattan Koruma Kurulu faaliyetlerini sürdürürken Başbakanlığın lavet kapatılmasından sonra, kaldırılmasından sonra
Bakanlığımızın muhtesine geçen bir koruma mekanizması oldu. Küçüklerin Huzurlu İnşaattan Koruma Kurulu ne yapıyor? Mahkemeleri bilirkişilik yapıyor. Bunun dışında yine çocuk alanında var olan yazılı basınlarla ilgili uygunsuz içeriği tespit edilen kitapları tarıyor ve bunlarla ilgili çeşitli kararlar alıyor. Bu kararlar toplatma olabileceği gibi yine sınırlama ya da 18 yaş ambleminin basılması, etiketlenmesi, poşet içinde satılması gibi bir takım çalışmalar yürütüyor. Yine de bu kurul bakanlığımıza geçmeden önce de biz fazla sayıda kitabı bu kurula göndererek, inceleterek belli kısıtları aldırdığımız yayınlar mevcuttu. Çünkü özellikle uzak doğudan gelen kitaplar, çizgi romanlar çok sorunlu içerikli olabiliyor. 10, 14, 15 yaş arası çocukların çok rahat eriştiği okuduğu kitaplar. Bunlarda çok problemli içerikler var. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyen. Dolayısıyla biz bu mekanizmayı kullanarak bunlarla ilgili çeşitli koruma mekanizmasını çalıştırmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızda kurduğumuz özellikle sosyal medyadaki bahsettiğim risklerle ilgili çocuğun karşılaştığı riskler, ihmal istismar gibi vakalar, dijital oyunlar, youtuberlar pek çok mekanizma üzerinden karşılaştığı risklerle ilgili oluşturduğumuz bir sosyal medya ekibimiz var. Bu sosyal medya ekibi hemen her içeriği çocuğun olumsuz etkilendiğini düşündüğü ya da bize ihbar edilen içerikleri kısa sürede tarayarak Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu ile koordineli olarak bu içerikleri müdahale ediyor. İçeriklerin müdahaleden neyi anlıyoruz? Öncelikle Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız paylaşımı yapanla ilgili IP adreslerine ulaşarak o söz konusu içerikte bir suç unsuru varsa emniyet kurumlarımız o boyutuyla ilgileniyor. İçeriğin içinde müdahale edilmesi gereken çocuğun korunması ile ilgili bir husus varsa biz adres tespiti yaparak hemen ildeki arkadaşlarımıza gidip çocukla ilgili gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunuyoruz. Ki bu şekilde devlet korumasına aldığımız çocuklar da oldu. Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu ne yapıyor? Bu uygunsuz içerikler bazen provokatif içerikler olabiliyor, manipülatif içerikler olabiliyor. Benim burada söylemek istediğim özellikle bir husus var. Sosyal medyada paylaşılan dayak, şiddet, bazı böyle çok feryat, figan uyandıran, çok fazla feryat insanların serzenişte bulunduğu içeriklere biraz mesafeli bakalım. Çünkü bunlar çoğunlukla genelleme yapacak olursak ülkemizde gerçekleşmiyor, yabancı kaynaklı oluyor, bir de eski tarihli oluyor. Son iki tespit ettiğimiz olaydaki şiddet olaylarından biri Irak'taydı, 2005 senesindeydi, biri de Hindistan'daydı, 2010 senesindeydi. Dolayısıyla bunlar sanki ülkemizde oluyormuş gibi çok fazla insanlar da bunu retweet etmek yöntemiyle duyarlılık gösterdiklerini düşünüyorlar ama çok sağlıksız ve yanlış içerikleri aslında dolaşıma sokarak yanlışa katkı sağladıklarının farkında değiller. Bizim bu noktada önerdiğimiz şey şu, sorunlu bir içerik, müdahale edilmesi gereken bir içerik tespit ettiğiniz zaman yapmanız gereken sadece bildirimde bulunmak. Bildirimde bulunduğunuz takdirde ilgili kurumlar çok hızlı bir şekilde zaten harekete geçiyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Dolayısıyla burada onu retweet yöntemiyle çoğaltmak ve yayılmasına katkı sağlamak ikinci örselenmeler gibi durumları da yol açabiliyor çocuğun ihmal ve istismar durumlarında. Evet, sosyal medya çalışma grubumuz aynı zamanda tematik çalışmalar da yürütüyor. Biz de sosyal medyanın riskleri üzerine çeşitli bilimsel çalışmaları takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle kimlik oluşumuna etkisi, mahremiyet duygusunun gelişimine etkisi, sosyal medya pedofili ilişkisi, yine paylaşımların hukuksal boyutu. Az önce Nilüfer Hocam da bahsetti. Yani çocuğun sadece cinsel istismarından bahsetmiyoruz. Aynı zamanda duygusal ve ekonomik istismar da bizim çok önemsediğimiz hususlar. Çok farkında olmadan ailelerin bu paylaşımlarda duygusal ve ekonomik istismar yaptıklarında biz bakanlık olarak tespit ediyoruz ve bu konuda kendilerine rehberlik etmeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın ekranla değil akranla büyüsün kampanyası özellikle çocukları ekrana karşı yürüttüğü bir kampanya değil, daha çok biraz daha ekranda geçirdikleri süreyle birlikte akranlarıyla da vakit geçirsinler, gerçek deneyimler yaşasınlar, oyun ortamlarına kavuşsunlar diye başlattığımız bir kampanya 81 ilimizde devam ediyor. Kampanya çerçevesinde özellikle geleneksel oyunlarımızı tekrardan yeni kuşaklara aktarabilmek adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ailelerimizden çok büyük destekler aldık bu kampanyada. Hem çocuklar da mutlu oluyorlar, eski oyunlarla tanışıyorlar, akranlarıyla tabii doğada vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla bu da ekran yönetimiyle ilgili, süresiyle ilgili, bunu doğru yönetmeyle ilgili bir kampanya. Kampanya kapsamında yine kendilerine eğitimler veriliyor ailelere. Bu eğitimlerle ilgili de görsellerimiz
bu yansıda yer aldı. İkinci medya içerikleri konusunda başka bir sorunlu alan bu diziler. Çocuklarla ilgili biliyorsunuz çok fazla şiddet içeren diziler söz konusu. Çok fazla şikayet alıyoruz. Bu mekanizmayı biraz nasıl farklılaştırabiliriz diye geçen dönem çalışmış olduk. RTÜK'le beraber, Radyo Televizyon Kurulu'yla birlikte bir mevzuat hazırladık. Bu mevzuat aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesiyle ilgili bir yönetmelik çıktı. Yani şöyle yapmaya çalıştık. Olumlu içerikleri biraz öne çıkaralım, onları ödüllendirelim. Dolayısıyla aşağıda turuncu renkte görmüş olduğunuz logoda bu yapımlarda yer alacak. Böylelikle aile ve çocukların rahatlıkla bir arada seyredebilecekleri yayınlar olduğu anlaşılmış olacak. Böyle bir mekanizma mevcut ve bu seneden itibaren bu teşvik mekanizması işletilmiş olacak. Bu konuda RTÜK bütçesine bir pay ayırdı, ciddi bir pay ayırdı. Dolayısıyla yapım ve diziler bu şekilde teşvik edilmiş olacak. Bu konuda tabii bakanlığın yürüttüğü sosyal medyanın doğru kullanılmasıyla ilgili aile eğitim programlarımız var. Burada hazırlanan çeşitli içerikler var. Bu yansıda gördüğünüz başlıkların her birine internetten de erişebilirsiniz. Yine il müdürlüklerimiz, sosyal hizmet merkezlerimizde bu eğitimleri veren arkadaşlarımız mevcut. Dolayısıyla bunlara da buradan erişebilirsiniz. Sabahki oturumda dijital oyunlarla ilgili ayrıca bir sunum vardı. BTK'da Ahmet Bey yaptı hatırladığım kadarıyla. Dijital oyunların riskleri ve fırsatları, biz olumlu tarafları, olumsuz taraflarını birlikte bu raporda değerlendirdik. Bununla ilgili bir çalıştay yaptık BTK ile birlikte. Burada da aile ve çocuklara bir takım rehberlik yapmaya çalıştık belli hususlarda. Burada öne çıkardığımız hususlar şunlar oldu. Özellikle aileler çocuklarıyla internette de vakit geçirmeliler. Yani çocuk bilgisayarda oyun oynuyorsa ebeveyni de çocukla beraber oyunu takip etsin. Bir şekilde haberdar olsun. Bu çocuk burada ne yapıyor? Ne tür bir oyun oynuyor? Nasıl bir içerikle karşı karşıya kalıyor? Çoğunlukla çocuğu internette dijital oyunlarla yalnız bırakıyoruz. Yalnız bırakmanın anlamı aslında ihmal etmek anlamına geliyor. Çocuğu o ortamda ihmal ettiğimiz durumlarda başka sorunlar gelişiyor. Uzun süre internet ortamında kalan çocuğun artık sanal gerçekliği normal gerçekliği haline dönüyor. Dolayısıyla o dünya hayatını kaplıyor ve dolayısıyla orada da az önceki sunumlarda da bahsedildiği gibi bu interaktif konuşmalı bir oyunsa oradaki komutları da yerine getirmeye başlıyor. Kamuoyunda çokça bilinen mavi balina gibi durumlar aslında birer oyun değiller. Yani bunlar birer linkle yayılan, özel hesaplara gelen bir takım uygulamalar. Dolayısıyla burada dijital oyunlarla bu mavi balina gibi bir tür challenge mekanizmalarını ayırmak gerekiyor. Yani oyunlar, dijital oyunlar çocukları çok farklı olumsuz durumlara sevk ediyor değil. Sadece bunu doğru yönetmek lazım. Bununla ilgili bilinmesi gereken şeyler şunlar aslında. Her bir dijital oyunun bir yaşla ilgili PEGI dediğimiz uluslararası kuruluşun, derecelendirme kuruluşunun verdiği bir rakam var. Artı 18, artı 12, artı 4, artı 7 her neyse. Çoğunlukla sorun şuradan kaynaklanıyor. Bu yaş aralığın uygun olmayan, şimdi çocuk 4 yaşında, 5 yaşında ya da 6 yaşında artı 18 bir oyun oynuyor. Tabii oyunda cinsellik ve şiddet var. Bununla karşılaştığı zaman olumsuz durumların gelişmemesi zaten söz konusu değil. Dolayısıyla burada sorunun büyük kısmı çocukla uygun içerik seçimi noktasına kaynaklanıyor. Burada ailelerin biraz daha burada çocukların hangi oyunları, ne tür oyunları seçtikleriyle ilgili dikkatli bakarlarsa bu oyunlar zaten açmadan da o yaşla ilgili uyarılar söz konusudur. Burayı yönetmek biraz daha mümkün olabilir. Evet, bu alanda dikkat çekmek istediğim hususlar bunlardı. Son olarak son başlık çocuk ve mahremiyet ilişkisi üzerine bakanlığımız bir çalıştay yürüttü ve mahremiyet eğitimi, özellikle beden bütünlüğü, sınırlar, bütün bunların verilmesiyle ilgili ne yapılabilir masaya yatırdı ve bir tür mahremiyet eğitimi kılavuzu hazırladı. Mahremiyet eğitiminin bir defa verilip çekilmesinden daha çok önemsediğimiz şey bunun kazanılması ve sürdürülebilirliği. Dolayısıyla yaş aralıklarına göre bireylerin çocukluk yaşından itibaren sınırlarını, kendi bedenini kontrol etmesi, ne kadarının kendi özel alanına ait olduğu, ne kadarının paylaşılabileceği görüntülerden kastediyorum tabii dijital mahremiyet ortamında. Çünkü az önceki sunumda da söz konusu oldu. Artık sosyal medya, Instagram hesaplarıyla birlikte çok fazla mahremiyetin alenileştiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla özel alanın önemli ölçüde bu sınırın, özel alan
kamu alanı ayrımının ortadan kalktığından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların yönetilmesiyle ilgili bir tür kılavuz metin olarak oluştu. Bu da internet sitemizde mevcut, erişilebilir. Burada dikkat çekmek istediğim husus bu mahremiyet eğitiminde dijital mahremiyet kavramı bugünkü konumuzla da ilgili. Yani internet ortamının da yönetilmesinde, ekranda bu alanın, bu sosyal medya hesaplarının yönetilmesinde bir mahremiyet bilincinin kazanılması gerektiğiyle ilgili. Bahsettiğim risklerle mücadele etmek istiyorsak, bir tür koruma geliştirmek istiyorsak, dolayısıyla biz burada bu dijital mahremiyet kavramını öne çıkarmış olduk. Bu çalıştaydan sonra da belli hususları öne çıkardık. Bunlar nedir? Bu ortam biraz daha bilimsel araştırmalarla desteklenmeli, çeşitli çalışmalar yapılmalı. Görünür olma ihtiyacı evet çok fazla ama burada sınırları neler olduğu dikkatle tespit edilmeli. Bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapılmalı. Ailelere verecek eğitimde rol model olmanın öneminin büyük olduğu, çünkü ebeveynler daha çok kendi yapıp etmeleriyle küçüklere örnek oluyorlar. Dolayısıyla dünkü sunumda da vardı, dijital okuryazarlık dersinin içeriğine dijital mahremiyet konusunun da derc edilmesi gerektiği. Dolayısıyla bu çalıştay çıktılarında öneriler olarak bunlar öne çıkarılabilir. Mahremiyet eğitim modülünden bahsettim. Özetleyerek bitiriyorum. Buradaki modülün önemi, çocuğun gelişim dönemlerinin dikkate alınarak her bir mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmesinin ayrıca yaş aralıklarına göre tasnif edilmiş olduğu. Dolayısıyla bu modüller 0-2'yi, 3-6'yı, 7-12'yi, 13-18'i mahremiyet bilincinin kazandırmasını ayrı ayrı yönetmenin önemini ortaya çıkardı. Bu verilen, hazırlanan modüller de bizim il müdürlüklerimizde, bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakım ve çocuk kulüplerinde şu an 81 ilimizde verilmekte. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum.